Sevgili Yay ve Yükselen Burcu Yay olanlar, şimdi sizlerle beraber Mart ayındaki gezegenlerin burç geçişlerine ve bunların sizin haritanız üzerindeki etkilerine bakacağız. İlk olarak Merkür'le başlayacak olursak, Merkür'ün 6 Mart'tan itibaren Koç burcunda olduğunu görüyoruz. Benzer şekilde 7 Mart günü Venüs de Koç burcuna doğru bir geçiş yapıyor. Ancak 23 Mart'tan itibaren Merkür Koç burcunda geri harekete başlıyor ve bu geri hareketi 15 Nisan'a kadar sürüyor. Koç burcu sizin haritanızın 5. eviyle ilgili olduğu için genel olarak aşk trafiğinizin çok yoğun olacağı bir dönemdesiniz. Yeni bir aşk ilişkisine başlayabilirsiniz. Eğer evliyseniz hamile kalmaya karar verebilirsiniz. Ya da yeni hobiler elde ederek bütün yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz. Ancak 23 Mart'tan itibaren tüm bu saydığım konularda bazı problemler ortaya çıkabilir. Çocuklarınızla ilgili bir sorun yaşayabilirsiniz. Onlarla iletişim kurarken daha dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgilinizle gereksiz tartışmalarda yaşayabilirsiniz. Ve Mars'a baktığımızda Mars'ın 17 Mart'tan itibaren Oğlak Burcu'nda olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 2 ay boyunca haritanızın para evini aktive edecek. Bu 2 ayda para kazanmak için yeni kaynaklar bulabilirsiniz. Daha fazla girişimde bulunabilirsiniz. Ve bu süreci doğru yönetirseniz çok daha fazla para kazanabilirsiniz. Ve ay fazlarına baktığımızda Dolunay'ın 2 tane olduğunu görüyoruz Mart ayı içerisinde. Bunlardan bir tanesi 2 Mart günü Başak Burcu'nda gerçekleşiyor. 2, 3 ve 4 Mart günlerinde kariyerinizde daha dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. Bir diğer Dolunay 31 Mart'ta Terazi Burcu'nda gerçekleşiyor. Bu da bize ayın sonuna doğru arkadaşlık ilişkilerinize dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Ve yeni aya baktığımızda yeni ay yine Koç Burcu'nda ve 17 Mart'ta gerçekleşiyor. Yaklaşık bir ay ilişki trafiğinizin çok yoğun olacağını bize bir kez daha gösteriyor. Sevgiyle kalın ve kendinize iyi davranın.